Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizinle bahar gelirken her zaman kullanabileceğiniz yeni bir motif paylaşımı yapacağım. Bu motifle çok güzel bir proje yapacağım. O projenin videosu da gelecek ama proje gelmeden önce motifi detaylı bir şekilde size anlatmak istedim ki projede sadece projenin nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle bugün bu tatlı motifi anlatıyorum size. Gerçekten ben bu renk tonlarına çok yakıştırdım. Ama bu motif tek renk olarak da çok güzel oluyor. Yani tek renk yaptığınızda da çok güzel duruyor. O şekilde de bir çalışmam var. Yakında bununla ilgili çok güzel bir proje gelecek. Siz her şey için kullanabilirsiniz ama o yüzden motifleri bildiğiniz üzere tek başına bir anlatıyorum. Umarım seversiniz. Yapması gerçekten çok eğlenceli ve kolay. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram hesabımı buraya koyuyorum. Bu motifi bardak atlı olarak kullanabilirsiniz tek başına. Battaniye, koltuk şalı, e, hırka, kazak, ne bileyim her şeyde kullanabilirsiniz. Kırlent yastık birçok şeyde kullanabilirsiniz. Yaptıklarınızı benim Instagram'dan paylaşmayı unutmayın. Bu tarz videolar daha fazla gelsin isterseniz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Takıldığınız yerlere her zaman olduğu gibi yorumlarda sorabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Nasıl yapmışım görelim beraber. Motifleri şu şekilde yakından da göstereyim. Renk sıralamalarını rastgele yapıyorum. 5 farklı renk var. Dikkat ederseniz her birinin dış kısmı bir renkle bitiyor. Her sırada her rengi en az bir kere kullanmış olmaya çalıştım. Şimdi çok kolay ve eğlenceli bir motif. Bununla neler yaptım daha sonra paylaşacağım. Ama ilk önce bir motif yapalım. Ee, tığım 3.5 milim 3 zincir çekiyorum. Şöyle 3 zincir çektim. Daha sonra ilk yere batıyorum bu şekilde içinden çıkarıyorum ve 1 2 3 tane zincir çektim bu benim bir trabzanım sayılıyor doladım ve bakın şu 3 zinciri birleştirip halka yaptığım yerde batıyorum oraya ikili trabzan yaptım doladım bir ikili trabzan daha yapıyorum bu şekilde 16 tane olana kadar yapıyorum baştaki 3 zincirde dahil olacak. Şöyle mesela bakın şu an baktığınızda 1, 2, 3, 4, 5 adet var. Ve yaparken şöyle hafif şöyle çeke çeke yaparsanız 16 trabzan buraya sığıyor. 16 trabzan yapıyorum. 16 tane olduktan sonra şu kısma batıyorum tığımı ve şu şekilde içinden geçtim birleştirdim ipimi kesiyorum Şurayı da 3 zincir yaptık diye burası delik kalmıyor. Şu ipi şöyle bir çektiğinizde bu kısım da birleşiyor. Şimdi bir sonraki sıraya geçelim. Bir sonraki sırayı mavi ile yapacağım. Şu arkadaki kipi tutarak alttan yürüteceğim. Düğümümü attım ve ilk ilmeğin tepesinden batıyorum. Şu şekilde yukarı çekiyorum. Doladım, tekrar battım. Tekrar çektim. Bir kere daha doladım. Toplamda 3 kere battım ve şu şekilde çektim. 1 2 zincir çektim. Tekrar doluyorum bakın. Şöyle 1 2 doladım. 3 Hepsinin aynı uzunlukta olmasına dikkat ediyorum ve bu şekilde çekerek içinden geçirdim. 1 2 Bu şekilde bütün sırayı tamamlıyorsunuz. Doladım. Bakın ilmeğin tepesine batıyorum. Çektim, doladım, çektim. 3 kere yapıyorum. Ve şöyle 1 2 bu şekilde fıstıklar oluşturuyorum ve bu fıstıklardan da 16 tane oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edeceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonuna geldikten sonra ilk pıtırcığın tepesine batıyorum ve içinden geçirip bir zincir çektim ve ikinci sırada bu şekilde bitmiş oldu. Şu şekilde beyaz iple devam edeceğim. Doladım bir kere yine düğümüm var her zaman olduğu gibi şu aradaki boşluğa iki zincir çektiğimiz boşluğa batıyorum İlk ikisinden geçirdim iki tanesi tığımda bekliyor Trabzan yapıyorum ama tam çekmiyorum bakın doladım aynı yere üçüncü kez battım İlk ikisinden çektim bekletiyorum doladım İlk ikisinden çektim bekletiyorum şu an tığımda 3-5 tane ilmek görünüyor. Hepsini tek seferde alıyorum ve 1-2 zincir çekiyorum. Doladım. Aynı işlemi bir sonrakine yapıyorum. Battım. ilk ikisinden çektim. Doladım. Battım. ilk ikisinden çektim. Bu işlemi yine 4 kere yapıyorum. Şu şekilde. 1-2 Bu şekilde bütün sırayı yapıyorum. Şu son kısma geldiğimiz zaman da şurayı şu şekilde yine aynen içinden geçirip ipimizi kesiyoruz. Bir sonraki rengimi aldım. Yine aralardan çalışacağım. Yine aynı şekilde başlıyorum. Zaten iki kere doladım. Ve köşeden başlayacağım. Artık kare yapacağız motifimizi. Ve Şu şekilde 3 tane Üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Pardon 3 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Köşeler 3 tane ikili trabzan olacak. Şöyle Bu şekilde ilk köşemizi yapmış olduk doladım. Bir sonraki araya batıyorum. Arada zincir yok. Direkt 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. 2 seferde çektim. Doladım. Bir sonrakine batıyorum. Yine zincir yok arada ve üçünden aynı anda geçiriyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Doladım. Tek seferde geçirdim. Doladım. Tek seferde geçirdim. Şimdi tekrar bir sonrakine geçtim ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yuvarlak motifleri kareye çevirirken genelde bu şekilde köşeler 3 ortaya tek seferde çekiyoruz. Yarım trabzan, iki trabzan. Bu şekilde kenarlar daha düzgün oluyor. Köşeye gelince yine 2 kere doladım ve üçlü trabzan yapıyorum. Köşelerde arada 3 zincir var. Şöyle 3 1 2 3 zincir var bu şekilde bütün sırayı dönüyoruz bu şekilde etrafını döndük en son tepeye batıyorum şu şekilde içinden geçip bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum güzel bir karemiz oldu şimdi son sıraya geldik son sırada yine ipimi aynı şekilde düğüm yaptım ve doluyorum tutuyorum şu kapattığımız ilk trabzana yani bir önceki sırayı kapattığımız yerden başlıyorum battım tek seferde çektim bakın doladım ilmeğe batıyorum tek seferde çekiyorum doladım batıyorum tek seferde çekiyorum bu şekilde yarım trabzanlarla son sırayı geçiyoruz fakat şu boş kısma yani köşe kısmına geldiğimiz zaman şöyle 1 2 iki. Yani ikili trabzan yapıyorum. 2 tane köşeye. 1 2 3 zincir çekiyorum yine. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane. 2 i̇ki tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra şöyle bir doladım. Şuradaki ilk trabzanı kaçırmayın. Onun tepesine de batın tekrar yarım trabzana dönüyorum. Sadece köşenin içerisine ikili trabzan yapıyorum. Kalan ilmeklerin üstüne şöyle bir trabzan olarak şu şekilde geçiyorum yarım trabzan. Bütün sırayı bu şekilde dolaşıyorum. Ve motifimizin bitmiş hali bu şekilde oluyor. Bakın şöyle çok güzel. E, bu arada şu son sırada köşelere 2 zincir çekmişim. 3 dedim. Sanırım 3 ya da 2 ama ben 2 yapmışım. Onu bir söyleyeyim, düzeltmesini yapayım. Şöyle çok güzel tam bir kare motif oluyor. Birleştirdiğinizde de çok güzel duruyor. Tek renk olarak yaptığınızda da çok güzel görünen bir motif. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Yaptıklarınızı beni etiketlemeyi unutmayın. Bu motiflerle neler yaptığımı görmek için takipte kalın. Bu tarz videolar daha fazla gelsin istiyorsanız da videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Soru takıldığınız yerleri her zaman yorumlarda sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.